Ali Bey bir kenara çıkarsanız. Kısa bir etkinlik. Aynı zamanda rol arkadaşım Demet, Demet Özdemir'in doğum günü, neler söylemek istersiniz? Vallahi sevgili Demet'in doğum gününe geldik. Onu seviyoruz. Evet. Emin Bey, aslında baktığımız zaman çok uzun zaman sonra gecelerde ilk defa görüyoruz sizi de. Öyle mi? Çok fazla da çıkmazsınız zaten. Olmamız gereken yerde oluyoruz aslında. Evet, neler yapıyorsunuz efendim? Çok fazla da görüşemiyoruz ama bu aralar. Bu aralar değil, bayağı zamandır görüşemiyoruz bayağı aslında. Adım Farah bitti. Evet. Dinleniyorum aslında. Yeni projeler. Onların hazırlıkları, işte okuyoruz falan. Biraz öyle aslında, dinlenmece. Yurt dışında şeyde... efendim özellikle çok seviliyorsunuz ama... Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz? Evet. Yurt içinde olduğu kadar bir hayli de yurt dışında sevgi var. Vallahi aslında onu, o sevgiyi gösterenlere sormak lazım. Suudi Arabistan'da özellikle. Teşekkür ediyorum yani o yurt dışındaki o ilgiye. O, ya bu çok güzel bir şey aslında bir taraftan son, da. Son olarak da efendim birazcık magazine girmek istiyoruz. Tarzınızla çok konuşuluyorsunuz. En son giymiş olduğunuz bir siyah bir kombin vardı. Bugün evet, siyah Allah bir kombin Allah vardı. Allah Allah. Bugün giymedim. Bu arada bordo, kırmızı değil. Ben çok anlamam ya. Kırmızı gibi geliyor, kusura bakmayın. Bilmiyorum, beğendin mi, sana sorayım. Ben beğendim. Beğendim. Ben de düşünüyorum. Efendim hatta. Son olarak da şunu soralım. Arkadaşlarınız arasında bir lakabınız varmış ama neymiş? Doğru mu diyeyim? Karabatak diyorlar sizi. Allah bir Allah. Bir varmışsınız bir yokmuşsunuz çünkü. Karabatak da güzel hayvan ya. Ben severim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Pardon. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ali Bey. Kısa bir röportaj da yapalım mı Ali Bey? Hadi getirin, mikrofonları getirin. Geldik, hemen buradayız. Evet. Ben arkada kaldım. Fatih abi biraz sağa kalır mısın? Efendim hemen merhabalar diyelim Ali Bey. İlk öncelikle Maslak'tayız. Neler söyleyeceksiniz? Bugün de bir açılış var. Valla siz de davetlisiniz. Atilla biliyorsun, gerçekten vizyoner bir çocuk. İyi bir işletmeci, iyi bir esnaf. Her zaman yenilikleri yapıyor. Bugün de herhalde farklı bir konsepti bir açıyor. Ben de şimdi girince göreceğim. Ama ben iyi yapacağına inanıyorum. Çok fazla da görmeyin siz Ali Bey aslında. Özel davet olduğu zaman yok, çıkıyorsunuz dışarıya. Buradayım. Burası benim zaten. Evet. Arkadaşlarımla destek için buradayız. Peki efendim. İyi eğlenceler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Murat abi beraber alalım aslında. Evet Murat Bey. Röportajı. Evet Murat, abi. Murat Bey. Murat Bey. Ya Murat. Mansur abicim abi, hoş geldin. Beyler. Gel, Onur. Onurcuğum hadi. Okan gel sen buraya. Terse gel. Sağlı solu. Aç açıyı aç. Sezio buradayım he. Evet efendim, güzel bir akşam. Yeni bir mekan açılışı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Benim sevdiğim arkadaşım yeni bir mekan açıyor Atilla. İstanbul gece hayatına bence renk katacak. Farklı bir konsepti var. Başarılar diliyorum. İstanbul'da en önemli ihtiyaç salon. Bu salonda çok amaçlı kullanılacak. Bence de iyi olacak. Aynı zamanda merakla bekliyoruz bu arada nasıl bir işletme olacağını. Sizin projelerinizden de konuşmak isteriz. Son olarak bir projeniz vardı. Meltem Cumbur'un da oynayacağı. Neler söylemek hazırlıklar devam ediyor arkadaşlar. Artık önümüzdeki sezon yayına gelecek. Nisan-Mayıs ayında tekrar oyuncu seçimleri. Ondan sonrasında hazırlık ve çekimler başlayacak. Son dönemdeki projeleri takip edebiliyor musunuz? Peki zaman bulabiliyor musunuz? Mesela Yılmaz Erdoğan'ın bir projesi. Yılmaz Erdoğan'ın işi çok iyi. Yılmaz abi çok başarılı bir iş yapıyor. Farklı olan, iyi olan işler izleyici tarafından da takdir ediliyor. Bütün izleyicilerde büyük emek var. Gerçekten sektörde yoktan var ediyor bütün arkadaşlar. Çünkü 4 günde, 5 günde 120 dakikalık dizi çekmek her yiğidin harcı değil. Bunu ne Hollywood yapabiliyor ne Bollywood yapabiliyor. Türkiye'de gerçekten bir insan üstü bütün teknik ekibin, ya bizim teknik ekipler harikalar. Ben çünkü Norveç'te de, Danimarka'da da, Burkları, İstanbul'da, Amerika'da da filmler çektim. Oradaki ekiplerle çalıştım. Bizdekiler canavar.
gerçekten öyle. Mesela geçtiğimiz günlerde Kıvanç'tan bir röportaj yapmıştık. O da kendisi söylemişti. Yoktur gibi yaptığımızda hani buradaki gibi değil. Bize şokla bakmışlardı. Çok kısa sürelerde senaryoya nasıl hazırlanabiliyorsunuz, değişiklikler oluyor. Bir anda işte sahneye nasıl girebiliyorsunuz diyerek. Bizim aslında Türkiye'deki oyunculara da güven bir nitelikte yorumu olmuştu. Çok zor bir iş başarıyorlar aslında. Tabii biz de dünya da bunu takdir ediyor sadece. Hollywood tabii benim de çok doğrusu var. İnanamıyorlar. Gerçekten inanamıyorlar. Bizim ülkemizdeki teknik çalışan insanların hızına. Ya ben çalıştım ya. New York'ta 5 binare projesi var. New York'ta 5 binare bir de sendikayla çalıştık orada. Gerçekten çok ağırlar. Yani bizim arkadaşlar canavar. Bizim görüntü yönetmeni. Ondan sonra bizdeki set, ışık çok hızlılar. Tabii zaman içinde daha çok geliştirdikler. Şimdi çok iyi kameralar da artık var. 4 kamera kullanılıyor artık dizilerde. Bence her şey çok iyi gidiyor ve dünyada da şu anda zaten 3. ülkeyiz. İlaç konusunda. Bunu görüyorlar mı bilmiyorum ama ben şunu söyleyebilirim. Dünyada birçok insan bu ülkeyi şu anda bu dizilerden dolayı merak ediyor. Bu diziler çünkü doğal yapılar. Bütün insanların gözlerini önüne seriyor. Güney Amerika'da ve dünyanın birçok ülkesinde insanlar bu ülkeyi cidden dizilerde gördüğü resimlerden dolayı bu ülkeyi merak ediyorlar, geliyorlar. Harika bir ülkemiz var. Biz kıymetini bilmiyoruz ama inanın bana bu ülke çok daha başka bir yerde olmayı hak ediyor. Kıymetini bilersiniz. Biz şehirleşme konusunda maalesef mimari konusunda 50 yıldır hata üstüne hata yapmışız. Bütün şehirlerimiz maalesef işte siz de görüyorsunuz beton yığınları oluyor. Oysa bu daha böyle hırsız olmasaydı belki daha iyi güzel şeyler yapmak adına aslında çevreyi de düşünerek, insanı düşünerek daha güzel şeyler yaratabilirdik ama en büyük korku işte deprem arkadaşlar. Tabii ki de. Deprem konusuna çıkarak efendim birazcık magazine dönmek istiyoruz. Kusura bakmayın biliyoruz. Çok önemli bir konu değil ama yine de sormak zorundayız. Seray Doğru'nda çalışmak için daha böyle Türkiye'nin en güzel beldelerinden bir tanesi Bodrum'dan bir ev aldınız konusunda bir haberler çıktı. Yok. Doğru mu? Yok. Öyle bir ev almadım. Ne Bodrum'dan ne Çeşme'den. Benim bir yazdığım olmadı hiçbir zaman bugüne kadar. Yatlarım da olmadı benim bugüne kadar ama çok güzel yapmış olduğum filmlerim var. Onlar da beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bir detay imzala. Niye senin telefon yok mu? Var, seninki daha güzel çekiyor. Emin misin hangisi? Sol başlıyor. Tamam, Seçim, hazır mıyız? Mı? Evet, ses 1-2-3. Ben yine heyecanlandım. Sen de mi geldin? Evet, Demet Hanım merhabalar diyelim. Merhabalar. Uzun bir aradan sonra gene bir güzel hanımefendiyle karşı karşıyayız. Neler söyleyeceksiniz? Sen ne kadar güzel iltifat ediyorsun. Çok teşekkür sizi ederim. Sizi görünce. Çok sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Evet, çok uzun olmadı gibi ama evet. Bana uzun gelmiyor. Bize uzun geliyor. Evet. Çok fazla da görüşemediğimiz evet, için doğru. Neler yaptınız o arada? Biz görüşemediğimiz zamanlarda diyelim ilk öncelikle. Valla en önce bir dinlenmek istedim. Dinlendim, ailemle vakit geçirdim, arkadaşlarımla vakit geçirdim. Biraz spor yapmaya özen gösterdim. Şimdi yavaş yavaş ben hiç bu kadar ara vermediğim için evet. Şu an ben ne yapılacağını da listeliyorum. Daha tam oturtamadım. İnşallah liste biter bitmez de yeni işe başlamam. Böyle güzel dinlenerek geçiyor diyeyim. Kontrol manyaklığınız var mıdır? Hemen listeledim dediğiniz işi. Onu da soralım. Var galiba. Yani ama işimde daha çok kendimle ilgili. Yani başkalarıyla ilgili değil ama kendimle ilgili, projelerimle ilgili, setlerde özellikle yani çalışma saatlerim, geç kalmamam gerektiği buna gözle gerçekten böyle yapıyordur kesin. Gerçekten çok kontrol manyağıyım o konuda. Bugün de mekan açılışındayız. Biliyorsunuz ki aylarca yazılmıştı işletmeci olacağınıza dair ve sonunda artık o işletmenin başında mısınız diyelim artık tekrar. Masam olsaya böyle. Öncelikle tabii yani anlıyorum herkes kulaktan duyduğu her şeyi yazıyor. Bazen doğru çıkıyor, bazen çıkmıyor. Anlıyorum bunu ama burası bir gece kulübü değil öncelikle. Ben bir işletmeci değilim. Biliyorsunuz bir oyuncuyum. Evet. Böyle de bir niyetim yok açıkçası. Burası aslında çok amaçlı bir salon. Yani event hall aslında burası. Ve tabii ki böyle konserler verilecektir. Sahne sanatları ile ilgili birçok şey yapacaktır. Ama ben daha çok böyle
tiyatro ile ilgili olabilecek girişimlerde bulunmak istedim. Zaten Atilla ile de çok yıllardır tanışıyorum. Evet. O yüzden bana çok böyle heyecan verici geldi. Belki çok genç yetenekler, belki ben, belki çok çok iyi isimler bu sahnede yer alır. Bir de keyifli geceler geçirilir. Aslında o kulüp mantığını ben burada düzeltmek istedim. Senin vasıtanla çok teşekkür ederim. Genel olarak ticarete mesafeli misiniz? Yani çok insan genelde yapıyor. Hani ticaret. Evet. Yani bir köşede oluyor. Ya kesinlikle. Siz... Bence olması da gerekiyor. Kendi adıma söylüyorum ama bunun bir zamanı var, doğru iş var, heyecanlanmak diye bir şey var ve doğru insanlarla yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben daha böyle işte oyunculuk, bir balık burcumda bir hayaller kurayım falan, bana böyle biraz işte şu kadar ciro, şu kadar kişi geldi falan, ben pek adapte olamayacağımı hissediyorum şu dönemde. Ama para sonra maliyet tarafını pek anlamam mı diyorsunuz yani o tarafa? Ben pek anlamam, böyle söyleyeyim. Pek anlamıyorum. Balık burcuyum dediniz ve hayaller dediniz. Hiç böyle ütopik hayaller mi kurarsınız yoksa gerçekleşmesi mümkün hayallerin peşinden önce mi gidersiniz? Önce en uca gidelim, sonra yavaş yavaş geri geliriz. Balık burcu deyince ben de yengeç burcum, çünkü anlayabiliyorum sizlere. Duygusaldır aslında, çok... böyle sert sorular sormaya bakma. Oğlan. Bu duygusallığın peki sizi yıprattığı zamanlar oldu mu? Tabii ki oldu. Bir sürü şey yaşadım yani. Hepimiz yaşamışızdır. Ama en güzel şey de balık burcunun ya da su burcunun özelliklerinden biri de bizim down olmamız 2.5 saniye falan sürüyor. Hemen mutlu ayağa kalkıp tekrar yeni bir hayal kurmak bizim için çok kolay. O yüzden bu bizi ayakta tutuyordur diye düşünüyorum. Peki başa çıkamadığınız zamanlarda neler yaparsınız? Hani bir psikolojik destek gerekiyor mu dışarıdan? Valla dönem dönem değişiyor. Bunun adı meditasyon oluyor. Bunun adı psikolojik destek dediğimiz psikolog oluyor. Arkadaşlarınla konuşmak çok iyi geliyor. Ailenle vakit geçirmek çok iyi geliyor. Dans etmek bana çok iyi geliyor. Bunların hepsi her yıl aslında şekil değiştirip aslında kimlik değiştiriyor diyebilirim. Biliyorsunuz ki bunun adı da bir dönem tükenmişlik sendromuydu. Bu tükenmişlik sendromuna hiç siz de kapıldınız mı? Ya da o yola doğru hiç gittiniz mi? Benim tükenecek vaktim olmamış olabilir. Şu ara bir bakıyorum, tükenmediğimi hissediyorum. Yine ama bunu bir 5-6 ay sonra konuşacağım. Tekrardan. Efendim kıyafetiniz de çok güzel çok bu arada. Çok teşekkür ederim. Kıyafetleriniz hep olay oluyor. Çok özellikle sağ olun. De... Fiyat anlamında çok olay oluyor. Sadece değil mi? Benim olay olmuyor. Hiç evet. Öyle söyleme şimdi. Şöyle tamam. Diyelim, ucuza karşı alerjisi var diye de haberlerde çıkıyor bu. Gerçekten öyle midir? Fiyatlar söylendiği gibi midir? Son paylaşımda da 70 bin TL olduğu söylendi gene kıyafetin. Tamam. Doğru mu? Evet. şimdi fiyat para konuşmayalım mı? Ucuzu sevmiyorsunuz anladım. Hayır, alakası yok. Ben her yerden alışveriş yapıyorum. Ama böyle özenli böyle takım, böyle orada paylaşılacak fotoğrafları daha konseptin içinde onlar denk geliyor diyelim. Öyle bir şey yok tabii ki. Mümkün değil. O zaman bütçeler ayırır mısınız gardırobunuzu? Ben aslında yıllık bütçe ayırıyorum. Biraz programlı alışveriş yapıyorum. Aslında her gün alışverişte ya da sürekli her gördüğüm alan biri değilim. Böyle bir 6-7 ayda bir mevsim değiştikçe aslında bir şey ayırıyorum. Kendimi öyle harbi parmağı savurmuyorum. O zaman aldığınız oldu mu hiç? Alır mısınız? Önceden değiştirmişler. O da oluyor genelde ikinci zaman olabiliyor. İkinci el kıyafetler. Tabii ki öyle. Çok çok böyle vintage kıyafetlere bayılırım. Çok güzel. Biraz da tatili konuşalım. Tatiller nasıl gidiyor efendim? Güzel. Çok da gidemedim aslında. Gözlü beni bırakmadı daha. Böyle fırsat buldukça gittim. Bir İtalya'mız vardı. O sürprizimiz olsun. Çok yakında zaten öğrenirsiniz. Evet, İtalya'da neler oldu? Küçük sonra öğrenirsiniz. İtalya'dan daha sonra da bir Londra tatili varmış galiba efendim. Evet. Londra tatili de olmuş. Londra'ya da gittim. İspanya'ya da gittim. İtalya'ya da gittim. Daha da gideceğim. Çünkü 12 yıldır hiçbir yere gitmiyordum. Evet. Demet o zaman şöyle soralım aslında sorayı. Demet Özdemir'e aşık oldu mu? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine yüzyılın pençesini yapacağım. Çok özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İşletmeci olmadım. Şundan dolayı soruyorum ona. Biliyorsunuz ki haberler çıktı. Kadir Bey'le alakalı. Evet. Sürekli çıkıyor. İlk ağızdan öğrenelim diyelim dedik. Kimlerle çıktı? Ben şimdi tekrar hatırlatmayayım. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Kalbi boş diyebilir miyiz o zaman bu açıklamaların üzerine? Çok teşekkür ediyorum. Elbisemi de beğenmeniz çok hoşuma gitti. Çok sağ olun. Yeni görüşüyor musunuz? Çok teşekkürler. Doğru. Buyurun. Evet. O zaman anladık ki Demet Özdemir artık aşık olmuş diyebiliriz. Ya sen beni çok seviyorsun. Dikkat edin. Sağ olun. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Olur yapar mısın? Teşekkürler. Evet Onur Bey, çok kısa, büyük geçmiş olsun diyelim. Sağ olun, efendim. Teşekkür oradan ederiz. Başlayalım. Nasıl bir kaza oldu bilmeyen izleyicilerimiz var. Hayır. Ya benim kızlarım kayak yapıyorlar, çok da iyi yapıyorlar. Ben de onların gazına geldim. Maalesef böyle bir hata olmuş oldu. Olsun, bence çok da iyi yapabilirdiniz. Ufak bir talihsizlik oldu diyelim. Evet, kayağı küsmediniz ama değil mi? Yok, küsmedim. Keyifli ama... Kırık mı?
Yok, yırtılma. Hayır, kaslar. Kas yırtılması. Yırtılması. Efendim aslında bugün de yalnız eşinizi de yalnız bırakmamak için buradasınız. Tabii ki. Uçaktan inip geldiniz. Aynen öyle. Nasıl geçti Paris seyahati diyelim ilk önce? Güzel geçti. Kızlarımla güzel vakit geçirdim. O yüzden de keyifliydi. Ama eşim de burada. Onu kırmamak için buradayız. Evet. Şahsiyetin galısı da çok görkemli oldu. Evet, çok fazla yani uyandırdı. Evet. Projeyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şahsiyetle ilgili. Evet. Vallahi gayet güzel. Geri dönüşler de çok güzel. Yayınla da çok güzel bir uyum yakaladık. Sağ olsunlar. Zaten çok güzel bir kadroydu. Çok da keyifli çalışmıştık. O yüzden de mutluyuz yaptığımız için. Son olarak da moralinizi bozmak istemeyiz. Ne olur affedin ama başınız sağ olsun demek zorundayız bir yandan da. Evet. Söylemek durumundayız. Tekrardan başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Ben mi sorayım? Gattar bir yandan da sorumluluk istiyorlar. Evet efendim. Hemen neler söyleyeceksiniz Gattar? Aynen, projeyle ilgili. Öncelikle. Vallahi gayet... Neler yapacağına dair söylentiler olabilir. Öyle mi? Bilmiyorum ki. O söylentiler hiç bitmiyor biliyorsun ya. Biz keyifliyiz. Biz ekip olarak çok eğleniyoruz. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Çok iyi bir yönetmenimiz var. Sonuçta Uğur'la da... Çağatay'la da, ben daha başkasıyla oynamadım çünkü ekip olarak orada. Onlarla da çok iyi vakit geçiriyoruz. Keyifliyiz. Peki o zaman. Çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ olun. Büyük etkisi olsun tekrar. Tekrar geçmiş olsun. Görüşürüz. Sağ olun. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Pardon, bir saniye. Rahat şu kapıdan birazcık... Abi fotoğraf alacağım. Tamam. Evet, hadi girelim. Evet, mükemmel bir gece, mükemmel bir organizasyon. Aynı zamanda Levit Özgür'ün doğum günü bir yandan. Evet. Neler söylemek isterseniz geceyle ilgili. Nereden başlayayım ben? Doğum gününden başlayalım. Tamam. Şimdi indim uçaktan. Ben yeni geldim Kanada'dan. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Saat 7'de tekerleğin koydu, 9'da konsere geldik, olacak iş değil. Biraz o yüzden yorgunum. Selin benim adıma konuşacak. Kanada'yı özellikle açmamız gerekiyor efendim. Kanada'yı aslında güzel bir şey için gittiniz. Evet. Bir hayvanı sahiplendirmek için gittiniz. Hemen onu alalım aslında. Neden Kanada? Evet. Biz buradaki bir dernekle arada bir onların ihtiyacı olduğu zaman çalışıyoruz. Uçuş gönüllüsüne ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü buradan çok fazla hayvan sahiplendiriliyor yurt dışına. Göktürk Hayvan Barınağı'ndan Orpe'yi götürdü Mustafa da Kanada'ya. Kanada'da konser turnesi vardı. Ondan evvel Orpe'yi ailesine teslim etti. Oradan da turnesine ama devam gerçekten etti. Gerçekten şimdi o kadarlık bir yolu hani düşünün. Bir insan giderken bile sıkılıyor. Evet. Onlar için çok daha zor bir yolculuk. Kafesini parçalamıştı. Kafayı çıkarmış dışarı bakıyor. Hadi artık falan çok diye. Şu an evet yeni ailesi Kanadalı bir aile. Onlara hem yeni bir evlatları oldu. Onları sahiplendirdik. Sonrasında konserleri yaptım. Toronto'da iki tane, Vancouver'da bir tane konseri yaptım. Döndüm. -10 dereceyi de gördüm. 9 dereceyi de gördüm. Şu an burası. Bak şu an burası pamuk gibi arkadaşlar. Kıymetini bilelim vallahi. Jetlag oldunuz mu efendim? Hemen soralım. Bu gece belli olacak ama. Hem de nasıl oldu? Yani gittiğimde görmeniz lazım. Böyle 12'de uyuyorum. 3'te çakı gibi kalkıyorum. Epey bir uyku düzeni. Fakat bir taraftan oraya tam alıştırmak da istemedim. Türkiye'ye döndüğünüzde de etkinlikler olacak çünkü. Evet. O yüzden de bugün bir ilki demiyorum. Doğru ya döndüm. Bugün farkı aslında sizin dedim. İçin uykusuz geçen bir gece olacak. Valla öyle bir uyudum ki uçak. Söyleyeyim yani. Hani kalkış ve iniş arası boş. Hatta dediler ya su bile içmediniz diye. Ama bu akşama hazırlanıyordum. Hem Demet'in doğum günü bu akşam. Evet. Bakalım. Hediyesi nerede Demet'in aşkım? Arabada. Bagajda bravo. O zaman hediyeyi de öğrenelim efendim. Ne aldınız acaba? Ne aldın? Ben Demet'e çok güzel bir ayakkabı aldım. Mükemmel. Biz de merakla bekliyoruz nasıl bir şey olduğunu. Zaten açıyormuşuz. Özellikle de fiyatını sormamız lazım. Demet Hanım olunca biliyorsunuz ki hep fiyatlar konuşuluyor. Haberlerde o tarzda yansıyor ama. Fena değil diye tahmin ediyorum. Yani ortalaması yakın bir ortalamadır tamam, diye tahmin ediyorum ben. Ekstradan geldi mi Demet bu arada? Geldi bu arada. Kendisi içeride. Tamam gidelim şahane. O zaman. Son olarak da şunu da sormak istiyoruz. Tarzınızla ilgili, saçlarınızı sarı yapmanızla ilgili çok fazla açıklamanız da bulunmuştu. Evet. Hanımı her zaman dinleriz demişti. Bir senin adın da yanınızdayken sormak istiyoruz. Sarı saçlar yapılırsa tekrardan ne olur? Senin hanım çok hoşnut değil bu durumdan yani zaten. Yani ben bile kahve yaptım artık. Yok. O şey
şeydi, modası geçti. Yaptık geçti, olur mu ya? Icardi var lütfen. Modası asla geçmez de. Kendi saçımda bunu deneyimlemeyeceğim bir daha yani. Senin zaten doğal böyle yani. Evet. Aynen. Çok güzel böyle. Çocukken vallahi, ama senden de sarışınmış. Ben tabii sarışınım yani. Valla güzel bir akşam olacak inşallah. Biz de merakla bekliyoruz. Etkinliği de çok merak ediyoruz. Tabii ki de merak ediyoruz. Çok teşekkürler o zaman. Çok sağ olun. Eğlenceler size. Teşekkür ederiz. Bir görüntü alalım. Daha var. Yaşar Bey, siz de alalım. Evet. Yaşar Bey. Pardon. Bu tarafa doğru da dönersek. Çok özür diliyorum. Teşekkür ederim. Yaşar Bey. Teşekkür ederiz. Merhabalar diyelim. Uzun bir aradan sonra beraberiz aslında. Çok da fazla sizi gecelerde görmeyiz. Aslında hiç görmeyiz. Çok teşekkür ederim. Sizin enerjinizden dolayı biz de böyleyiz efendim. Neler söyleyeceksiniz bu gece için ilk öncelikle? Arkadaşlarımızla, dostlarımızla bir arada olacağız öncelikle. Sonra tabii ki Annevisi'yi dinlemek, izlemek ilk defa benim için. Güzel. Harika. Siz neler yapıyorsunuz efendim? Görüşemiyoruz. En son el sanatlarıyla uğraşıyordunuz, heykellerle uğraşıyordunuz. Hala devam mı diyelim? Hala devam. Biraz ara vermek durumundaydım. Şimdi tekrar başladım. İnşallah kısa bir zaman sonra sergi haberiyle çıkarım karşınıza. Başka neler yapıyorsunuz efendim? Ekranlar da sizi özledi aslında baktığımız zaman ama siz ekranları özlediniz mi diye soralım size. Yani bazı reklam anlaşmalarım devam ediyor. Onlarla ilgili çalışıyorum. Yoğun olmamakla birlikte. Yani kısmen ekranlarda sayılırım yani. Dizi olarak sormuştuk ama efendim dizi için artık daha... Yani düşünmüyorum. Ne? Şimdilik en azından. Yani yarın öbür gün çok keskin cümleler kuramam. Peki özel bir sebebi var mı? Yani yok, senaryolar mı size uymuyor yoksa süreler mi yoksa hiç geri adım attırıyor? Heykelle tanıştıktan sonrasında yani kendimi heykelle daha iyi ifade etmek, daha mutlu olduğum bir alan içinde olmak, yani ekip çalışması dışında bireysel üretimle daha iyi hissettiğim için yoksa yaptığım dönemde de çok severek yapmıştım. Ben dediğim yapıyorum. Gibi köşeli cümleler kuramam yani yarın bir gün. Allah kerim ama şimdilik böyle iyiyim. Efendim uzun süren... Projelerde sizi çok beğeniyorduk. Ekranlarda çok yakışıyorduk. Yani. Size bir görünme, yanlışlıklarım yetenmiş için yorumluklar olabilir mi? Yok, demin açıkladım aslında. Tamamen ondan. Cevap burada. Efendim... Hani izlerken... Uzun süren evliliğiniz noktalamıştınız ama sizin hayatınızda neler değişti o günden bugüne? Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi mental anlamda da olsun? Yeni hobiler size iyi geliyor mu mesela heykel falan? Heykel hobi değil benim için. Yaklaşık 17-18 senedir yapıyorum zaten. Onun dışında bence kafanın sohbet için fazlasıyla konuştuk bence. Fazla ama da göremiyoruz sizi çünkü. O yüzden de görmüşken güzel. De her şeyi soralım diyoruz. Olması gerektiği gibi her şey yolunda. Çok şükür. Hatta boşanmaya da el ele gittiniz ama daha sonrasında da çıkan haberler vardı biliyorsunuz. Tekrardan barışacağınıza dair haberler. En azından ilk ağızdan öğrenelim. Bu tarz bir durum olabilir mi? Çünkü ortada bir çocuğunuz da var zaten. Elbette öyle. Can gayet yetişkin. Artık bir delikanlı. Biz de Mehmet'le her zaman birbirimizin yanında olmaya, can üzerinden ya da bir bireysel olarak birbirimizin her daim ihtiyacında, mutluluğunda, acısında vesaire her zaman birlikteyiz bu anlamda. Şunu da sormak isterim efendim. Ama biliyorsunuz ki arkadaşlarım bekliyor. Son iki sorumuzu soralım. İki tane bile. Evet. Bir tane de pazarlık. Bir tane benim sorum var. Bir tane de Adem arkadaşımın sorusu var. Soruya o yüzden göre efendim. Cevaplayacağım. Baştan söyleyeyim. Mehmet Bey'in de efendim sosyal medya paylaşımları vardı biliyorsunuz ki ütü yaparken, ev temizliği yaparken. Onları gördüğünüz zaman neler hissettiniz? Ama bunları hep yapardı zaten Mehmet. Yani her zaman kendi yemeği, kendi yani bu son derece normal aslında. Sadece paylaşmış oldu yani. Evet. Ben sorumu bitirdim. Evet. Teşekkür ederim. Arzum Hanım, yeni ilişkilere ve yeni gibi evlilik arkadaşlar. Gibi konulara kapılarınız kapalı mı açık mı? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sadece evet ya da hayır diye çok, bir cevap verseniz. Sağ olun. Sizlerle sohbet etmek güzeldi. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz Arzum Hanım. Çok sağ olun. Ben de bir fotoğraf rica edeyim şöyle. Evet.